Şimdi Selçuklular bizim Türk tarihinin üvey çocuğu diyebiliriz. Çünkü günümüzde bütün üniversitelerimizde Türk tarihiyle ilgili araştırma yapan araştırmacı sayısına falan bakacak olsanız herhalde en azlarının başında eski çağ hariç tutacak olursak orta çağ tarihi, bunlar içerisinde de yine en azlarından bir tanesi Selçuklu tarihçiliği geliyor. Esasında Selçuklu tarihi tabii ki bütün üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Bir takım kitaplar yazılmış. Bu konuda yetişen çok önemli, çok değerli araştırmacılarımız var. Fakat burada kastım doğrudan doğruya çalışmalarını Selçuklu tarihine yoğunlaştıran, Selçuklu tarihiyle ilgili yüksek lisans, doktora ve doktora sonrasında doğrudan çalışmalar yapan araştırmacı sayısı olarak söylüyorum. Bu açıdan baktığımız zaman günümüzde bile doğrudan doğruya Selçuklu tarihçiliği yapan araştırmacı sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda. Bu sadece Selçuklular için böyle değil, Selçuklulardan daha bu konuda şanssız olan devletlerimiz de var, büyük devletlerimiz de var. İşte bunlardan bir tanesi Gazneliler. Ülkemizde neredeyse doğrudan doğruya Gazneliler çalışan, Gazneli tarihini bilinmeyen cephelerini işte araştırmak için, ortaya koymak için akademik hayatını o kanala yönlendiren araştırmacı yok diyebiliriz. İşte Erdoğan Merçil Hoca'nın bir tane Gazneliler Devleti kitabı vardır. Erdoğan Merçil Hoca Selçuklu tarihçisidir. Kendisi de zaten bunu söyler. Bir bu vardır. İşte Hanifi Palavi Koca vardır. İlahiyat kökenli olmakla beraber Türk tarihinin bu sahası üzerinde çalışmaları var. Başka konular üzerinde de çalışmaları var. Yine işte Salim Cöfçe gibi, Neslihan Durak Hanımefendi gibi Hindistan Türk tarihi üzerinde çalışanlar var. Ama doğrudan doğruya sadece Gazneliler üzerine çalışanların sayısı da neredeyse yok. Bakın aynı durum Karahanlılar için de geçerli. Karahanlılarla ilgili de çalışan, işte benim de doktora hocam olan Reşat Genç Hoca dışında yakın zamana kadar kimse yoktu. İşte Edirne'de bir arkadaşımız var, Ömer Soner Unkan beyefendi. Onun Karahanlılarla ilgili çalışmaları var. Bakın başka yok. Doğrudan doğruya Karahanlılarla ilgili çalışan. Aynı şey Hazremşahlar için de geçerlidir. Yani ülkemizde İbrahim Kafesoğlu ve Aydın Taneli'den sonra Hazremşahlarla ilgili çalışan sadece şu anda Kocaeli'de bir meslektaşımız Gülsüm Hanım var. Onun dışında yok. Yok. Şimdi bunları niye özellikle söylüyorum? İşte Selçuklu tarihçiliği ve biraz önce söylediğim diğer devlet tarihçiliği esasen Ortaçağ tarihi alanına giriyor. Ve bizde ne yazık ki Ortaçağ tarihçiliği günlük kalmıştır. Araştırma bakımından. Yani bugüne kadar çalışma yapan araştırmacıların tümünü reddeder veya onları görmezden gelir bir tavra girdiğimi falan düşünmeyin sakın. Tabii ki yapılan çok güzel, çok değerli, çok kıymetli çalışmalar var. Ama önemi ve Türk tarihi içerisindeki yerine nispetle bunu söylüyorum. Buna karşılık Batı'da Orta Çağ tarihine yönelik, bizim bu bahsettiğimiz devletlere yönelik çok sayıda eser, çok sayıda çalışma bulabilirsiniz. Şimdi konuşmamızın bir yerinde mutlaka temas edeceğiz ama şimdi hemen baştan söyleyeyim. Bilhassa işte bu tercümeler meselesi, bu kaynakların tercümesi meselesi. Orientalistler 1700'lü yılların sonlarından itibaren şarka dair, Türkiye, İslam'a ve genel anlamda bütün şarka dair bütün ana kaynakları tercüme ettiler. Siyasetnamenin, ne bileyim diğer bütün kaynakların tercümelerinin tarihleri çok çok eskidir.
Fakat bizde bu kaynakların Türkçe'ye kazandırılması bile çok geç olmuştur. En son tercümesi benim tarafından yayınlanan Ravzatus Safa'nın Gazneliler bahsi ki onun Selçuklar bahsini de daha önce yayınlamıştık. Türk Tarih Kurumu'nda yayınlanmıştı. Bakın Ravzatus Safa adlı eser Türk tarihinin en önemli kaynaklarından bir tanesidir. Timur devrinde kaleme alınıyor. Biraz muahhar bir dönem olması hasebiyle ya işte bu bilgileri tekrar ediyor falan filan diye görüş beyan eden hocalarımız falan var ama o günden günümüze ulaşmayan birçok kaynağı da görmüş ve onlara dayalı olarak yazmış olması eserin kıymetini artırıyor. Zaten üslup olarak falan da çok yetkin bir tarihçidir Mirhan. Ali Şir Nevai'nin de talebesidir bu arada, onu da belirtelim. Bakın bu eser tamamı tercüme edilmemiş olmakla beraber 11 farklı bölgeleri 11 farklı dile tercüme edilmiştir. Bakın 11 farklı dile. Bunların içerisinde Latince'den Fenemenkçe'ye kadar bütün Batı dillerini Rusça'ya da dahil edelim buna görebilirsiniz. Ama ne yazık ki Türkiye'de bunun tercümesi falan yoktur.